Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 6. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin ilk yazısına çalışacağız. Tabi her zamanki gibi etkileşimli bir sınav olacak. Yani sınav esnasında hem konuları tekrar edeceksiniz hem de kendinizi ölçeceksiniz. Tabi başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilsen aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilir. Yanında yer alan zil tuşundan da bildirimlerini açabilirsin. Ayrıca takıldığın konuları ya da benimle paylaşmak istediğin farklı bir durum olursa onları da yorum kısmına yazıyorsun. Dediğim gibi etkileşimli bir sınav olacak. Yani soruları önce siz çözeceksiniz. Ardından yanındaki puanları hanenize yazacaksınız. Ve unutmuyorsunuz video sonunda kaç puan aldığınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Okuldaki gerçek sınavınızın sonuçlarını da yazabilirsiniz. Çalışmalarımızın katkısı olup olmadığını da görmüş oluruz. Şimdi kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayın. Sınav başlıyor. Sınavımız genel olarak ikinci dönem ağırlıklı konuları içerecek sevgili gençler. Eğer öğretmeniniz birinci dönem konularından da çok fazla soracaksa bizim birinci dönem ikinci yazılı sınav videomuzda da çalışabilirsiniz. O konuları da tekrar etmiş olursunuz. Evet ilk sorumuz kümelerle ilgili. Her videomuzda olduğu gibi her soru için size 5 saniye videoyu durdurma süresi veriyorum. Bakın soruyu çözme süresi değil. Siz bu 5 saniye içinde videonuzu durduracaksınız. Sorunuzu çözeceksiniz ardından devam edeceksiniz ve birlikte kontrol edeceğiz. Hadi başlayalım. Evet başlayalım çözmeye. Yukarıda verilen Venn şeması boyalı kısım aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız Venn şeması ile gösterim. Kapalı eğri içinde kümeleri gösteriyorduk. Buralara farklı elemanlar yazıyorduk. Mesela bu A, B, C. Burası 1, 2 olduğunu kabul edin. Bir de burada bakın şu çizgiyle şu çizginin ortak olduğu yer. Ortak ne demek? Kesişim. Kesişim eşittir neydi? Ters U birleşim U harfiydi. Yani büyük U. O zaman buradan ne diyoruz? Ortak alan kesişim demek. Yani A kesişim B olacak. Hemen geçmeyelim. Bir de kümelerin gösteriş şekilleri vardı. Onu da hatırlatayım. Mesela A kümesini şöyle liste şeklinde. A kümesinin elemanları ne? 1, 2. Şuraya da bir ortak eleman yazayım. 3 ve 4 olsun. A kümenin elemanları 1, 2, 3 ve 4. Buna liste yöntemi diyorduk. B kümesinin elemanları 3, 4, A, B, C oluyordu. Bunlar liste yöntemi. Burada gördüğümüz Venn şeması yöntemiydi. Bir de ortak özellik yöntemiydi. A kümesini ortak özellikle yazarsak ne deriz? İlk 4 doğal sayı diyebilirsiniz. Doğal sayı diyemeyiz çünkü sıfırda doğal sayıdır. Ne diyelim? İlk 4 sayma sayısı dersen de ortak özellik yöntemiyle göstermiş olursun. Evet ikinci sorumuz tam sayıları sıralama ile ilgili. Burada hem tam sayıları hem de mutlak değerleri kısaca hatırlamış olacağız. Buyurun bakalım. Evet soruda küçükten büyüye diyor. Hatırlarsanız sıralama şu şekildeydi. Eksiler küçüktür sıfırdan onlar da artılardan. Yani artılar her zaman büyük eksiler küçük. Küçükten büyüğe değil için önce eksilerle başlayacağız. Burada eksi 8'imiz var. Eksi 3'ümüz var ama bak burada çizgiler var. Bu mutlak değer anlamına geliyordu. Yani bunun gerçek değeri artı 3 oluyordu. Bu artı 12. Bu mutlak eksi 11 artı 11. Bu da normal Evet ne oluyor? Bakın sadece bir tane eksi 8 oluyor. O zaman eksi 8 küçüktür. Sonra 0 var mı? Yok. Şimdi de artıları sıralayacağız. Artı 3, artı 12, artı 11, artı 4. En küçüğü 3. Sonra 4. Tabi buraya 3 yazmayacağız. Ne yazacağız? Mutlak eksi 3. Orijinal haliyle yazıyorsunuz. 4. Sonra 11 mi 12 mi? 11. Yani mutlak eksi 11. Sonra da 12 diyoruz. Evet sıralamamız bu şekilde olacaktı. Bu şekilde çözdüyseniz 5 puanı aldınız. Üçüncü sorumuzda da kesirlere kısaca bir giriş yapacağız sevgili gençler. İçlerinden birini seçtim. Dört işlemimiz var biliyorsunuz. Bölme işlemi. Buyurun bakalım. Evet işlemlerimizi hatırlarsak 2 bölü 3 artı 1 bölü 5 gibi ya da eksi olduğu zaman paydaları eşitleyip toplama çıkarma yapıyorduk. Bak toplama çıkarma varsa payda eşitle çarpma varsa mesela 2 bölü 3 ile 3 bölü 5'i çarparsak direkt çarpıyorduk. Bölmede ise birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir. Tabii bölmeyi yapabilmek için öncelikle burada verilen tam sayı kesri bileşiğe çevirmem lazım. Yani 3 kere 4 12 1 ekle 13. 13 bölü 3 bölü 6 kere 2 12 1 ekle 13. 13 bölü 6. Bölme yapacağım. Yani birinciyi aynen yaz. Çarpı. İkinciyi ters çevir. Bak 13 bölü 6'yı ters çevirsem 6 bölü 13 olur. Artık çarpma yapacağız. Çarpmayı az önce söyledim. Ne yapıyoruz? Direkt çarpıyoruz. 13 çarpı 6 bölü 2 çarpı 13 yapacağız değil mi? Ondan sonra baktınız bak yukarıda 13 aşağıda 13 gitti. Bana ne kaldı? 6 bölü 2. 6'yı 2'ye böl. Cevap 3 çıkıyor. Evet fark ettiysek, biraz geç fark ettik ama önemli değil. Büyük ihtimal siz de cevabı 3 bulmuşsunuzdur. Hocam şıklar da yok. Şöyle küçük bir dokunuş yapalım, bunu 3 yapalım. Cevabımız da C şıkkı olsun. Evet dördüncü soruda da bir kesir problemi çözeceğiz. Buyurun bakalım. Evet başlayalım çözmeye. Bir sınıfta bulunan 30 öğrencinin 2 bölü 5'i geziye katılmıştır. Geziye katılan kaç öğrenci vardır? Yani bir kesirin tam değerini bulmakla ilgili çok zorlanacak bir soru sormadım. Konuyu genel tekrar etmek açısından böyle sordum. Bir sayının kesir değeri bulunurken o sayı ile çarpabilirsiniz. Ya da 30 bütünü temsil ediyor. 2 bölü 5 kesirinde ise 5 bütünü temsil ediyor. Yani 30'u aşağıdaki 5'e bölüyoruz. 30'u 5'e bölersem 6. Bu bir birimin değeri. Bize 2 tanesini yani 2 bölü 5'ini sorduğu için 2 ile çarpıyoruz. 6 çarpı 2 eşittir. 12 kişi. Bak ne diyor? 30 kişinin 2 bölü 5'i geziye katılmıştı. Demek ki 12 kişi katılmış. Tamam. Soruda ne diyor? Katılan kişi. Zaten katılan kişi 12 demiştik. Mesela bazen burada katılmayanları soruyor. Katılmayanları sorsaydı da 30'dan 12'yi çıkarak bulabilirdiniz. Ve beşinci sorumuz burada da ondalık kesirlere geçiş yapıyoruz artık. İlk sorumuz sıralama ile ilgili. Buyurun bakalım. Ondalık kesirleri sıralarken kural söyledi sevgili gençler. İlk olarak tam kısımlara bakacağız. 2 tam, 12 tam, 3 tam, 7 tam, 1 tam. Virgülden sonra hiç önemli değil. Büyükten küçüğe değilsin o zaman hangisi daha büyük? 12 tam, 10 da 7 büyüktür. Sonra 7 tam 12 büyüktür. Sonra 3 tam 5 büyüktür. Sonra 2 tam 5 büyüktür. Sonra da 1.234. Sadece tam kısımlara bakarak soruyu rahatça çözdük. Mesela soru içinde şöyle bir şey olsaydı. Bir de şuraya mesela ne olsun 3,27 yazsaydı. Ne yapacaktık? Bir sıralamayı yapacaktık yapacaktık. Şuraya gelecektik. 3,5 mi büyük? 3,27 mi? Kararını verirken de şöyle yapıyorsunuz. Virgülden sonraki kısmı sıralarken. Şuraya yazayım bak. 3,27 mi büyük? 3,5 mi büyük? Bu ikisini sıralayabilmek için. Yani tam kısımları aynı olan sayıları sıralayabilmek için. Virgülden sonraki kısmı eşitliyorsun. Bak burada iki basamak var. e Burada bir, bir sıfır yazıyorsun. E her ikisi de iki basamak oldu mu? Virgülden sonra. İki basamak oldu artık sıralayabiliyorsun. 27 mi büyük 50 mi? 50 yani 3.5'tan sonra 3.27 gelecek. Sakın 3.5, 3.27, 27 5'ten büyüktür demeyin. Bu 5'in yanına 0 ekleyince 50 oluyor. Hızla devam ediyoruz. Ondalık sayılarda işlemler. Sorumuz 10 puan. Buyurun bakalım. Evet süremiz doldu. Hemen çözmeye başlayalım. Bu işlemi yapabilmek için çarpma ve çıkarma. Çarpma ve çıkarma arasında bir işlem sırası var değil mi? Önce çarpmaydı. Fakat dikkat parantez var. O zaman önce parantez içi. Yani çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi yaparken 12,05'i yazdıktan sonra ikinci sayı çıkarırken virgülleri alt alta getiriyorsunuz. 3,17. Çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz. Elden aldık 15. 15'ten 7 çıktı 8. Burası kaldı 9. Bu da elden almıştı. Yani burası 1 oldu. Burası 9 oldu. 9'dan 1 çıktı 8. 11'den 3 çıkar 8. Artık çıkarma işlemi biliyoruz. 8,88. Şimdi bunu 8,88'i 2.1 ile çarpacağız. 8,88 çarpı 2,1 yapacağız. Bunu yaparken kural neydi? Sanki virgül yokmuş gibi çarp. 888 çarpı 21 yapacağız. 1 kere 8, 8, 8, 8. 2 kere çarpalım. 2 kere 8, 16 elde var bir. 2 kere 8, 16 bir de burada 17 elde var bir. 2 kere 8, 16 bir de 17 çıkaralım. Şimdi toplayalım. 8, 8 altta 14 elde var bir. 8 ile 11 bir de 16 yine elde var bir. 8, 1. Ne çıktı? 18,648. Bitti mi sorumuz? Tabii ki bitmedi. Ne yapıyorduk? Çarptıktan sonra sildiğimiz virgülleri geri koyuyorduk. Bak buradan 1, 2, bir de buradan 3. 1, 2, 3. Yani virgülü 8 ile 6'nın arasına koy. 18,648 cevabına ulaşıyoruz. 7. sorumuz yine 10 puanlık bir soru. Bir ondalık sayı problemi. 5 saniye bekliyorum. Durdur dur ve çöz bakalım. Evet çocuğun bayram ile ilgili bir hesap yapacağız. Bayramda babam 12,75 TL, annem 8,5 TL para verdi. Bu paranın 425 TL'sini harcarsam kaç param kalırdı? Öncelikle verilen paraları toplayacağız. 12,75. Virgüller alt alta gelecek. Dikkat. 8,5. Boş kalan yere 0 koy. Topla. 5. 7,5 daha. 12. Elde var. 1, 2, 8, 10, 11. Virgülü unutma. 1'e ekle. 2. 20,25 TL para biriktirdik. Tamam. Şimdi bu paranın 4,25'ini harcayalım hemen. 21,25 eksi 4,25. Evet güzel çıktı. Bak tam çıkıyor. 5'ten 5 çıksın 0. 2'den 2 çıksın 0. Virgül. 11'den 4 çıkar 7. Tabi 1 kaldı ele vermiştik. Cevap 17 TL oluyor. 8. sorumuzda da oranla ilgili sevgili arkadaşlar hangisinin birimli olduğunu bulmanızı istiyorum. Buyurun bakalım. Evet başlayalım çözmeye. Neydi olay? Birimli ve birimsiz olması. İşlem yaptığınızda yani sadeleştirme yaptığınızda birim kalmıyorsa birimsiz oluyordu. Birim kalıyorsa da birimli oluyordu. Zaten anlaşılır. Bak buradan santimetre santimetreyi götürdü. Birim kaldı mı? Sadece 19 bölü 25 kaldı. Yani birim kalmadı. Bu birimsiz. Litreler gitti. Birimsiz. Milimetreler gitti. Birimsiz. Metre ile litre birbirini götürmez. Bu böyle birimli kalır. Hızla ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz bir oran sorusu. Soruya geçmeden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz faydalı olduğunu düşündüğünüze inanıyorum. Onun için videonun daha çok kişiye ulaşması için aşağıdaki beğen butonuna bir kez basıyoruz. Evet beğen tuşuna bastınız. Süreniz başlıyor. Müzik Evet çözelim sevgili gençler. Bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Kızların erkekleri oranı 2 bölü 3 ise kaç kız vardır? Hatırlarsanız kural suydu. Oranda ilk söylenen üste kızlar bölü erkekler. Kızların erkekleri oranı 2 bölü 3'müş. Ardından bize bir bütün vermiş bir de oran vermiş. Burada kız ve erkeklere bir kat sayı veriyoruz. Kızlar 2 katmış. Erkekler 3 katmış. Ben bunları topladığımda bakın 2 kat 3 kat daha. 5 kat oldu. Yani toplam sınıfımız 5 kat. Kime eşit? 30'a. 35'e bölersem her bir kat 6 olur. Bana kimi soruyordu? Kızları. Kızlara bakıyorum kime eşit? 2 kata eşitmiş. 1 kat 6 ise 2 kat 12 yapacak. Erkekleri sorsaydı erkekler de 3 kata eşitti. 3 kere 6 18 olacaktı. Tabi biz kızları yani 12'yi arıyorduk. 10. sorumuz artık cebirsel ifadeler konusuna başlıyoruz. Gördüğünüz ifadelerin matematikçesini yani cebirsel olarak ifadelerini yazmanızı istiyorum. Buyurun bakalım. Evet Türkçe vermiş matematikçe yazacağız. Direkt ifadeyi okuyorsun ve karşına cevap çıkıyor zaten. Bak bir sayının 3 fazlası. Bir sayıyı biliyor muyum? Hayır. Ona x diyeyim. 3 fazlası yani artı 3. Bir sayının 5 eksiği sayıma rastgele bir ifade veriyorum y olsun. 5 eksiği eksi 5. Tabi sen buna x eksi 5 yazdıysan da yine doğru. Harf önemli değil. Yani buradaki işlem doğru olsun yeter. Bir sayının 7 katı kat demek çarpma demektir. Sayım x olursa çarpı 7 yazabilirsin. Bu doğru ama biz asıl olarak bunu nasıl yazıyoruz? 7 x olarak yazıyoruz. Sen de bu şekilde yazmaya gayret göster. Bir sonraki de sayının 3'te 1'i. 3'te 1'i 3'e bölmek demektir. O zaman ne yapacağım? X bölü 3 yazacağım. Mesela bu 5'te 2'si gibi bir ifade kullansaydı. Yani bu neye denk geliyor? 2 bölü 5'e denk geliyor ya. Sen de bunu 2x bölü 5 olarak yazacaktın. Bunu da hatırlatmış olayım. Tabii ki bu sorunun cevabı x bölü 3. Bir sayının 5 eksiğinin 6 katı. Bak işlemleri adım adım ilerletiyorsun. Bir sayının 5 eksiğinin 6 katı. Bitmiyor. Burada dikkat. Bak sen bu işlemi böyle bıraktığında işlem önceliğine göre önce 5 kere 6 yapman lazım. Oysa burada ne diyor? 5 eksiğinin 6 katı. Onun için şuraya bir parantez koyuyorsun ki önce 5 eksiğinin 6 katı olsun. Evet her biri 1 bir puandı. Toplamda da 5 puan olacaktı. 11. sorumuz yine cebirsel ifadelerle ilgili. Bu soruda cebirsel ifadeyi tanımakla ilgiliydi. Bunun videosunu da geçen günlerde çekmiştik sevgili arkadaşlar. Eğer takıldığınız konular olursa altın sınıf konu listesinden tüm konulara çalışabilirsiniz. Hangisi yanlıştır diyor. Sabit terim eksi 5'tir bak. Hemen şunu bir tahlil edelim mi bak. Şunların her biri birer terimdi. Tamam. İfadelerin içindeki sayılar katsayıydı yani 3 ile eksi 5 katsayıdır. Ayrıca yanında harf olmayan sayı yani şuna terim dedik ya bak birinci terim ikinci terim. Yani bu bir terim ama yanında harf yok. Ondan dolayı buna da sabit terim diyoruz. Bir bakalım. Diyor ki sabit terimi eksi 5'tir. Evet sabit terimi eksi 5'tir. Doğru. Terim sayısı 2'dir. Birinci terim, ikinci terim. Doğru. A'nın kat sayısı 3'tür. Kat sayı öndeki sayıdır. A'nın önünde 3 mü var? Evet. A 2 olursa ifade eksi 1 olur. Bu ise şudur sevgili gençler. A'yı siliyorsun yerine 2 yazıyorsun. Tamam. 3 çarpı A diyor. Ben 3 çarpı 2 yapıyorum. Eksi 5. 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıkar. 1. O ne demiş? Eksi 1. Yanlış. Cevabımız D oluyor. Evet 12. sorumuz araştırma konusuna geçtik sevgili gençler. Hani sütun grafiği araştırma sorusu yazmayla ilgili. Şimdi durdurup çözelim. Evet çok zor bir soru değil öncelikle onu söyleyeyim. Hemen bakalım yeni bir halı saha ayakkabısı yani krampon üretimine başlayacak olan bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi uygun? Bu tarz soruları çözerken araştırmanın yapılacağı alana dikkat ederseniz soruyu çözersiniz. Ev hanımları ayakkabıyla işi yok. Yüzme antrenörleri bu da ayakkabıyla ilgili. Mankenler ayakkabı fakat spor ayakkabısı değil gitti. Futbol oynamayı seven gençler krampon futbolda kullanılır. Cevap D şıkkı oldu. Olay zaten çok basitti, yapmışsınızdır zaten. 13. sorumuz bir grafik yani sütun grafiği sorusu. Sütun grafiğine bakarak soruyu cevaplamamız gerekiyor. Sorumuz 10 puanlık bir soru. Buyurun bakalım. Hangisine ulaşılamaz? Yani yanlış olanı soruyor. 2014 yılında hizmet sektörüyle uğraşanların oranı %50'dir. Bak 2014 yılına hemen geliyoruz, bakıyoruz. Hizmet sektörü 50 diyor. Hizmet sektörüne bakıyorum şu açık renkli olan 50 doğru. Tarım sektörüyle uğraşanların oranı en yüksek olduğu yıl 2013'tü. Tarım koyu siyahtı. 2012 60. 2013 daha az. Oysa en yüksek 2013 diyor. Yanlış çıkıyor ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Ama yine de diğer şıklara bakarak kontrol yapıyoruz. 2013 yılında tarım sektörüyle uğraşanların oranı yani şu 2014 yılında hizmet sektörüyle uğraşanların oranı ne eşittir? Bakın burası ile burası eşit. Doğru. Hizmet sektörüyle uğraşanların oranı 2012 yılında %20'dir diyor. 2012 yılına geliyorum. Hizmet sektörü 20. Doğru. Evet cevap zaten bulmuştuk. Ondan sorumuzda da açıklık ve aritmetik ortalamayı hatırlatacağım sevgili gençler. Tabi aritmetik ortalamanın daha zor soruları da var. Onları da aritmetik ortalama videomuzdan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Müzik Evet hemen sorumuza bakalım. Soruda açıklık ve aritmetik ortalama soruyor. Açıklık kolaydı. Önce onu yapalım. Açıklık eşittir. Ne yapıyorduk? En büyükten en küçük çıkarıyorduk. En büyük 45. En küçük 8. 15'ten 8 çıkar 7. Burada 3 kaldı. Cevap 37. Yani büyükten küçüğü çıkarırsan açıklık. Ortalama. Neydi kural? Hatırladınız herhalde topla böl. Yani bütün sayıları önce toplayacaksın. Ardından kaç adetse böleceksin. Tabi sayıları tek tek yazmayacağım. Pratik yönden toplayalım. Şimdi 8, 12 daha 20. Akılda kalsın 20. 45, 15 daha 60. Kaç etti? 80. İkisi 80. 10 da burada 90. 90 bölü. Kaç adet varsa ona bölüyorsun. 1 adet, 2, 3, 4, 5 adet var. 90'ı 5'e bölüyorsun. Yani topla böyle yapıyoruz. 90'ı 5'e bölersek isterseniz bölemiyorsanız şöyle de bölebilirsiniz. 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5 çıkardım 4. 0'ı aşağı indirdim. 40'da 5 8 kere var. Evet ortalaması da 18'miş. Şöyle belirtelim. Açıklık 37 ortalama 18. Şöyle bölelim. Her biri 5'er puandı. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Ve bir sınavın daha sonuna geldi sevgili gençler. Şimdi kaç puan aldığınızı hesaplayıp yorum kısmına yazıyorsunuz. Video başında söylediğim gibi hani takıldığınız konuları ya da farklı konulardaki görüşlerinizi de yorum kısmına bekliyorum. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan sınav içinde geçen bütün konularla ilgili video anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.